Getir'den siparişini ver. Son round bitmeden kapına gelsin. Başla. Ulvi Kadir Samet. Ne Yok, Samet? Gökhan Recep, Keskin. Recep Kadir, Ulvi Recep Gökhan. Kadir. Sen bana bırak bu işi istersen. Ulvi Samet vardı abi önce. Ondan sen sonra o dönem maçları sonuna kadar izlemiyordun. Çünkü sonda hep Beşiktaş atıyordu ya bir şekilde. Yok, sonuna kadar izliyordum. 85 dakika sürse maçlar Beşiktaş 4. oluyordu. 90 dakika sürdüğü için şampiyon oldu. İyi ama bir şey söyleyeceğim. O zaman benim gençliğimi tüketti oğlum Beşiktaş. Sen i̇şte o yüzden. O zaman bizim, öyle demek istemedim. Ali Gültiken'le sohbet ediyoruz. Dedim abi siz bizi bitirdiniz dedim ya. Benim dedim gençliğimde yüzüm gülmedi sizin yüzünüzden dedim. Güldü tabii ne desin. Metin abi de Ali abi de Feyyaz'da da hepsiyle tanıştım sonra. Çok gururluyum, mutluyum. Bu yüzden bu mesleği yaptığım için çok seviyorum. Hakikaten Metin Ali, Feyyaz, Sergen, Şenol Zeki falan orta sahada iyiydi abi o zaman. Rıza Hoca. Şenol Zeki, Turan, Şenol Fidan. Abdullah Avcı'nın yardımcısıydı. Şimdi şöyle girelim. Benim ilk gittiğim maç şöyle. O tarihlerden evvel mesela 85'lerde averajla ikinci olan Beşiktaş'ta Şeker Begoviç. Oradan gir. Necdet, Şeker Begoviç. Üçüncü bir isim say desen bir de kaleci var. O kadar. Yok canım öyle şey olur mu? Bir kere 82 takımı. Hayır bir dakika. 82 bir kere şimdi Mehmet Ekşi var bir kere. Çok iyi topçu. Trabzon'un şampiyonu. Ben hatırlıyorum. Ziya abi var mesela. Ziya Doğan var. Ziya Doğan 82'de 15 yıl aradan sonra benim ilk futbol kahramanım Ziya Doğan. Neden dersen ben zaten A dedim B dedim. Evet. 5,5 yaşındayken Beşiktaş şampiyon oldu. Ben zannediyorum ki hep oluyor Beşiktaş. Büyüyünce anladım ki 15 yıldır olmuyormuş. O yüzden evde o kadar büyük tantana. Çünkü son o 3. üst üste şampiyonlukta 90, 91, 92 abi. Çok sıradan Eskişehir'de, bir şeymiş. Eskişehir'de attığı mı? Eskişehir'de. Trabzon'da attı mı? Eskişehir'de attı. 2 tane gol attı. Evet. Bunun dışında 86'da da Beşiktaş yenikken oyuna girip Ziya Doğan'ın attığı golle Galatasaray karşısında ki Kemal Sunal'ın garip filmi var. O da son sezonudur Ziya Hoca'nın. Şimdi o dönem farklı. Şöyle girelim. Benim ilk hatırladığım Beşiktaş şöyle. Dedemin anlattığı altyapı kuruduktan sonra ki altyapı kurması dediğin yani en son Yusuf, Vedat o tayfa çıkıyor. Zekeriya, Alp falan o altyapı değil de işte. Bu Vedat Allah falan Allah Bursa'dan geliyor da genç yaşta geliyor. Evet Bursa'dan geliyor genç yaşta falan da işte, Yusuf falan. Ondan sonra hep Beşiktaş'ta şey var. O 15 yıl şampiyonluğu dönem pahalı transferler falan filan derken olmuyor iş. En son böyle tam bir 82'de Anadolu'nun kavruk gençleri diye Atilla Gökçe abinin ustanın tanımladığı işte Elazığ Spor'dan Ulvi, İskenderun Spor'dan Samet. Yine böyle Kadir abi de Anadolu'dan bir takımdan geliyor diye biliyorum. Ve o dönemde mesela Samet Sağbek, Kadir abi Manisa'dan Kadir geliyor. Kadir ya da böyle Sarı Süleyman, Denizli Spor Kadir. Denizli Spor. Denizli Spor, bravo. O dönem işte o bölgede işte İç Ege'de bir yerden Akhisar, Denizli, Manisa. Şimdi bir yandan da şu oyuncular var. Mehmet Tekçi, Ali Kemal Fenerbahçe'de sezonun ilk yarısı. Trabzon'un efsane evet. oyuncusu. Evet. İşte Liverpool Trabzon maçında Liverpool'lar diyor ki vay Türk işi kilgın bu adam. Ne biçim çalım Doğru. atıyor diyor. Ali abiye de soruyorlar ne iş? Ya maçtan önce bizimkiler korkuyordu diyor. İşte yok Toşak, yok Kigan. Bunlar da insan işte görün çalmıyor bunlar da diye o kadar çalım attım diye çıkıyor. Neyse. Devre arasında Doğru Demirci, Beşiktaş'ın eski futbolcusu, o dönem teknik direktörü Mehmet Tekşi ile konuşuyor. Tekşi diyor ki bize iyi sağ açık, Amca'nın santrafor oynayan oyuncu lazım ki 4-4-2'ye geçelim. Kim diyor? İşte Ali Kemal diyor. Sen kefil misin? Kefilim tamam. Sezonun ilk yarısında aslında Beşiktaş şampiyon olabilecek bir puan grafiği yakalayamıyor. İkinci yarıda işte Ali Kemal'in gelmesiyle. O dönemde böyle altyapıdan yetişen işte Rıza, Fikret onlar da çok iyi oyuncular. Çok iyi katkı veriyorlar. Bayağı gençler. İşte Fikret Demirer, Rıza Çalınbay zaten. Rıza Hoca. O da çok iyi topçuydu. Ve tabii ki yine böyle işte birbirli iyi bir teknik direktörü olan, Türk futbolunda birçok genç yıldızı kazandıran, 6 aydayken ve 15 yaşındayken şimdi İspanya'da Celta Vigo'da top koşturan Okay'ı 15,5 yaşında sahaya süren ki kendi de o kadar genç yaşta başladı. Fuat Yaman. Bu tip oyuncular var. Ama asıl altyapının en zirveye çıktığı dönem işte aynı yıl mesela aslında Feyyaz geliyor. Fazla oynamıyor. Şampiyonluk fotoğrafına var ama daha çocuk. 82 evet. Ama onlar bir yandan yetişiyor. İşte Gökhan Keskin, Samet Aybaba libero'ya geçince Mehmet Ekşehir'in. O daha çok orta saha oynuyor. İşte Atletik Bilbao'ya attığı gol var. İşte efsane. Çok işte uzaklardan. Zubizarreta'yı avladı. Hatırlarsın dört, falan. Ama asıl evet. Tabii 4-1 yeniliyor Beşiktaş. İşte asıl o dönem hep bir yerde bir eksikler var. Eksiklerin tamamlanması açıkçası Gordon Milne'in gelişiyle oluyor. Yani altyapıdan yetenekli gençleri disiplinli, modern planla oynatabilecek. Çünkü Serplen Tüzün Hoca altyapıda çok başarılıyken belki de zamanından önce A takımının başına geçiriliyor. Ki o takımda kendi yetiştirdiği 2-3 oyuncu var. Genelde
Yıldız statüsünde gelmiş oyuncu var. O dediğim 70 sonu 80 başı. Ego sorunları, onları yönetme. Onlara tabii hoca bir alışık değil. Çünkü gençlerle, çocuklarla çalışmış. Onları büyütmüş. Yani fidanları sulayıp büyüten birinin, o işin uzmanı olan birinin alıp başka bir yerde aynı başarıyı beklemesi. Ha, belki de o 90'lar takımını çalıştırsaydı olabilirdi. Çünkü çoğu kendi yetiştirdiği oyuncular, ki en sonuncusu Sergen. Hani en büyük yıldızlarından bir tanesi. Tabii en sonuncu Sergen değil o. Yasinler, Nihatlar. Onlar da Hürsel Tekin, Oktay Demir. Ama genel olarak Beşiktaş'ta ne zaman altyapıdan 3-4 oyuncu yanına 2-3 tane de oturaklı oyuncu eklediğin zaman orada Beşiktaş'a işler oluyor. Altyapıdan yetişen Rıza, o oturaklı oyuncu pozisyonuna yükseldiği zaman işte o zaman taşlar yerine oturuyor. Ben hayatımda daha öncesinde hiç o kadar disiplinli, o kadar rahat oynayan Beşiktaş görmedim. Bir daha da görmedim. Yani Şenol Güneş yönetiminde iki şampiyonluk. Ama tabii Beşiktaş. Tabii. Ya bence Beşiktaş eski demek tabii. Ya Beşiktaş demek Süleyman Seba demek. Yani bu Beşiktaş'ın bütün makus talihini yırtan isim, yırtıp atan, çöpe atan isimdir rahmetli başkanımız. Aynen öyle. Yani şahsen tanışma şerefine de nail olmuşumdur. Oturup yemek yemişliğim de vardır. Çok mutluyum bu konuda. O yüzden ama yani bir tarih dönüştüren, değiştiren isim. Rampı söyleyeyim. Bir dakika çevireyim. Gözükecek mi? Gözükecek tabii. Ah, gördün mü? Gördüm. Tabii işte. Tam da bu kasketli fotoğrafıdır yani. Ama mesela sen tabii çok daha iyi bilirsin. Bana sorarsan ben gene dışarıdan biri olarak, hani el gözü terazidir. Bu 3 yıl üst üste şampiyon olup 4. yıl. 3 yıl üst üste önce 2. Sonra 3 yıl üst üste şampiyon. Ondan sonra 4. yılda son maçta averajla Galatasaray'a kaybediyorsun. Bir puanla kaybediyorsun. Berabere bitiyor maç, kaybediyorsun. Yensen şöyle hesapla. 85'ten 93'e kadar 9 sezon. 8 sene dominasyon. Evet. Yani dominasyon. İki o kere kadro böyle averajla ikincisin. Tabii. Averajla kaybediyorsun. Ama bir kere de averajla şampiyonsun. Onu da söyleyelim. Galatasaray namalip şampiyon olamamıştı 86'da. Beşiktaş şampiyon olmuştu. Ama işte gene de yani o dominasyon dönemi, evet, Beşiktaş'ın damga vurduğu dönem. Yani işte ben kimleri hatırlıyorum? Teknikleriyle alakalı. Bak kimleri hatırlıyorum dersen Platini Necdet, Platini Fikret. İşte Fikret Demirer. Demirer çok, evet. İstikrarsızdı ama çok ama yetenekli oyuncuydu. Gerçekten. Ziya Hoca, Ziya Doğan. Çok iyi oyuncu. Ziya Doğan çok iyi bir savaşçıydı. Golcülüğü de iyiydi. Ondan sonra Necdet kaptan. Evet. Şeker Begoviç. Şeker Begoviç'i anlatayım biraz. Şeker Begoviç o golü atsa evet, 4 yıl üst üste şampiyon olur. Evet. 4 yıl üst üste. Şeker Begoviç ile ilgili şöyle. Şeker Begoviç çok çok özel bir yetenektir. Rahmetli dedemin de işte transferinde rol oynayan kişilerden bir tanesidir. Bir kere Yugoslavya milli takımında oynamış en genç oyuncu olma yeteneğine sahiptir. Ancak maalesef soyadındaki talihsizlik, Born Andre Bettsein, maalesef şeker hastalığı vardır. Ve maçlarda da 90 dakika oyunun yayamamasının bir numarası sebebi odur. O dönemde spor tıbbı, genel olarak tıp o kadar gelişmemişti. Şimdi hiç sorun değil biliyorsun. Çok daha yüksek seviyede şeker hastalığından mustarip olanlar çok rahat futbol oynayabiliyorlar. Hiçbir sorun olmuyor. Ama o dönem öyleydi. Bir de bence böyle Mirsad Kovačević de gayet iyi oyuncu. Tabii daha sonra Galatasaray dönemi Kovačević, falan. Kovačević, Şeker Begoviç ikilisi çok iyiydi, doğru söylüyorsun. 86'da şampiyonluk da önemlidir. Ama Beşiktaş'ın da bir bak zaman kaybetmesinin sebebi şudur. O 87, 88, 89'da. Özellikle 80'de 88'de ikinci olduysa bir numaralı sebep Galatasaray'ın kalecisi Simovic'ken, Beşiktaş'ta 86'da son maçta adeta %90 kendi kurtarışlarıyla şampiyonluğu getiren Zafer yerine büyük Zalat'ın gelmesi. Kumara girdi. Hayır. Jurković geldi. Direkt Zalat gelse tamam diyeceğim. Zalat Eskişehir'de falan iyiydi. Ama Jurković bayağı kötü kaleciydi. Yani Cevat Prekazi'nin önüne topu çeleceğine direkt ye, aynı şey yani. Hiçbir şey bilmiyor musun Yugoslavya'dan? Adam kral yani. Soluna gelişine vurdu mu kesin gol, sen onun önüne çeliyorsun. O büyük hataydı Beşiktaş'ın. Bak yine hiç kaleci tercihi. Tamam Zafer abi de gelmiş en iyi kaleci değildi. Hatta 82 şampiyonluğunda biliyorsun 3 ayrı kaleci. Maçı Rasim Zafer Adem oynuyor. Ama Trabzon şampiyonluğunu mimarıdır Zafer abi. Kesinlikle. Hamil Mandıralı o zaman genç yetenek 11'de kalıcı olsun kendini göstersin diye yani kaleye resmen böyle işte bazuka atıyordu. İşte Oblak gibiydi ha. Vallahi Atletico Madrid maçındaki Oblak eşittir böyle Trabzon deplasmanında 1986'da Zafer abi. Neyse daha sonra Engin İpekoğlu iyi kalecilik yapıyordu. Orada evet, da hata yaptı Beşiktaş, Fenerbahçe kendi eleviyle. O da saçma sapan bir dedikodunun sonucudur. Yok efendim tavuk karısıymış gece gol yiyormuş. Gece görmezmiş de filan. Fener'de yemedi geceleri. Ama o gittikten sonra sen yine bir Avrupa kupalarında kaleci Bako'yken de öne geçip saçma sapan elenmeleri yaşattın bize. Neyse. Genel olarak o dönemin bir takım dinamikleri, o işte
karşı sahada tam sağ pres gerektiğinde son 5 dakika 10 dakikaya Beşiktaş'ın fizik kondisyon olarak rakiplerinin 4 katı 5 katı seviyede girmesi. Son derece sabırlı şekilde. Aslında kağıt üzerinde ve hep aynı şeyi yapıyordu. Rıza sağdan orta yapıyordu. Evet. Tabii tabii. Hadi engellesem engelleyemiyorsun işte. Gol oluyordu. Niye? Gordon Min gelmiş ilk antrenmanda. Feyyaz abiye demiş ki Feyyaz you stay here. Bir de bu arada İngilizce bilen 3 kişi var. Feyyaz'ın en büyük avantajı diyor ki nihayet 11'e direkt girmenin yolunu buldum diyor.